ilişkiler hakkında bilinmesi gerekenler, aşk hayatının püf noktaları, yaşama dair de cevap bulacak. Manevi aşk nedir? Bir ilişkide heyecan biterse ne olur? Ne yaşanırsa o ilişki biter. Hepsini eğitimci ve yazar Ebru Ceylan Çap anlatacak. Ebru Ceylan Çap ile Pozitif Yaşam, şimdi yaşama dair de. Evet efendim, ay bugünkü konularımız çok güzel Ebru Hanım. Evet, bence de. Çok vallahi güzel. Çok İkinci ismini de seviyorum, onu da söyleyeceğim, Ceylan. Şimdi şöyle bir şey belirtmek istiyorum Ebru Hanım'a geçmeden önce. Bize izleyicilerimizden sorular geldi ve bugün de telefonum yanımda, yönetmenimden izinliyim efendim, mesajlarınızı bekliyorum ve ben gelen soruları da buraya not ettirdim, bunlara da yer vereceğiz. Sizleri tekrar minicik böyle bir tanıyalım. Tabii ki izleyicilerimiz tanıyor ama tekrar şöyle bir anımsamış olalım, olur mu? Peki, ben Ebru Ceylan Çap, eğitimci, yazarım. Ayrıca bir akademim var. Orada daha çok hanımlara yönelik eğitimler veriyoruz. Spiritüel konular, manevi konular, semboller, astroloji gibi eğitimlerimiz oluyor. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Efendim, bu kadar. Maşallah. Yine güzel bir anne bizlerle beraber efendim. Aile birliğiniz de çok güzel. Ben birlikte karşılıklı takipleşiyoruz biliyorsunuz. Evet. Bakıyorum. Bugün de size eşlik eden eşiniz değil mi? Eşimdi. Ay çok çok tatlılardı. Güzel enerjileri vardı. Şöyle kısacık bir gördüm. Allah nazardan, kötü gözden, kötü sözden korusun. Hepimize. Mesajlar geliyor şu anda. Şimdi Merve'cim başlamak ister misin? Olur. Tamam, buyur. Valla hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Geçen hafta da buradaydınız. Artık her hafta değil mi daimi? Evet, geçen hafta beraber. Sizi göremedik. Ay, ben yoktum. Evet, bayağı masada sohbet dönüyordu. İzledim ama sizleri, çok güzeldi. Şimdi sizin değerli kitaplarınız oluyor tabii, biliyorsunuz. Hı hı. Son zamanlarda yine çıkardığınız bir diğer kitabınız Manevi Aşk'tan bahsediyor. Bu kitap hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Son kitabım Ruh Navigasyonu'nda bir çiftimiz var. Takipçilerim ve okuyucularım çok seviyor onları. Hı hı. Çünkü onlar gençlik yıllarında ayrılıp 68 yaşında tekrar bir araya geliyorlar. Hı. Aslında kitabımızda hiçbir şey için geç olmadığını, aşk için de tabii ki geç olmadığını anlatıyoruz. Ay, ama değerli izleyenler, durun durun, şimdi bu sohbete başlamadan özellikle kardeşlerime de sesleniyorum. Canım kardeşlerim, lütfen programımızı izleyin ve yazın izlediğinize dair. Çünkü konu aşk. Evet. Bence evliler de bu aşkı hep böyle yakmalı değil mi? Tabii böyle canım. Hep bir köz. Aşk olmadan olmaz. Olmaz. Şimdi yüzden soracağız zaten onlara. Tabii. Neler böyle şey yapıyor. Evet evet. Ebru Hanım, bir de hiçbir şey için geç değil diyor. Bu da değil, önemli. Dedik. Çünkü evet, çoğu insan ümitsizliğe de kapılabiliyor. Ümitsiz olmamak adına tüm kadınlar ve tüm adamlar ekran başında. Az önce Merve Hocam dedi ya, 40 yaşına geldiğimiz zaman aman artık benden geçti. Zaten kitapta onu anlattık yani. Evet. Bir şeyler kitabı geçmiyor. Kitabı da alın buradan. Bakın bu konuda böyle düşünenler hemen Ebru Hanım'ın kitabını alsın. Navigasyonunu okuyun. Bu arada bize gelir ortalarınızı donduruyor. Başucumda duruyor. Aa, şöyle bir şey yapabilir miyim? Ben okuyacağım ama buradan değerli izleyenlerden bugün ben bir post paylaşacağım. Altına da yorum istiyorum. Hoşuma giden yorum. Çok bencil bir şekilde söylüyorum. Aşkla ilgili. Aşkla bir ilgili. Yorum, evet, bir yorum istiyorum. Merve Hanım'ı, Ceylan Hanım'ı etiketliyorsunuz, size hediye edeceğim. Ay çok güzel bir tamam fikir. Tamam mı? Şahane. Bir de benden hediye onlara olacak. Gönlü de nasıl bol bak. Hem tüp bebek yapıyor hem şey. Ne öyledir. Ama ne güzel, okusunlar, öğrensinler ve keyif alsınlar istiyorum. Okusunlar. Buyurun. Orada manevi aşktan bahsediyoruz. Manevi aşk dediğimiz şey bu fiziki yakınlıktan daha çok ruhsal bir yakınlık. Ruhsal bir çekim aslında. Manevi aşkta kurallar yok. Kusurları görmek yok. Tamamen saf bir sevgiyle karşınızdakini böyle bir paket gibi kusurlarıyla da kabul ediyorsunuz. Ve ruhsal bir şekilde seviyorsunuz. Hı-hı. Orada yol arkadaşınız tekamül yolunda. Sizin yol arkadaşınız oluyor o kişi. Onun sizden öğrenecekleri, sizin ondan öğrenecekleriniz var. Aslında birlikte büyüyorsunuz diyebiliriz. Bunun için de yaşa ihtiyacınız yok. Yani 50 yaşında da büyüyor insanlar. Ben bulmuşum demek ki şimdi o manevi aşk. Evet. Yaşın bir önemi yok. Kim ne der, o ne der, bu ne der diye. Sadece ruhunla tamamen bütünleşip birlikte bir yolculuğa çıkmak ve hayatın tüm şeyini beraber yaşayıp büyümek çok önemli. Hocamdan destek alıyorsunuz değil mi? Tabii, ruhsal olarak. Beraber büyüyorum. Yani ben onunla beraber diyelim. Büyüdüğümü hissediyorum. Mesela gerçekten. Diyor ki ben yakalamışım, ruh işimi yakaladım diyor Merve Hanım. Ne güzel. Sizde de öyle gözüküyor. Ben işin hiç konuşmayayım. Bilen biliyor. Bugün kocacım kocacım demeden geçireceğim bir program olsun. Allah herkese kalbinin dengini denk getirsin derler ya. Buradan da duamız olsun. En büyük şans hayatta o ruh ikizin dediğin insanı, ruh eşin ruh dediğin ikizi, insanı öyle gerçekten bulmak. Yani Allah bize nasip etti çok şükür, çok şükür, hani çok şükür. Bu yaşta yaşa. Bazı insanlar bunu yaşayamadan, geçen eşimle onu konuşuyoruz. Yolda gidiyoruz eve.
Ya dedim hayatta bu şeyi yaşayamayan insanlar var. Ne çok kadar üzücü ve şanssız üzücü. Bir durum. Kayıp. Ne kadar büyük bir şans, her gün bir şükredecek çok önemli bir sebep yani gerçekten. Şimdi orada o zaman güzel. Şöyle bir yön gösterici olalım sizi yakalamışken. Allah korusun, tabii ki olumsuz bir şey düşünmek istemiyorum ama bazen tanımadan, bilmeden, tanıştığımıza memnun olmadan yaşadığımız insanlara denk gelebiliyoruz. Tabii, değil mi? Oldu. Deneyimdir tabii bu. Deneyim. Oldu da böyle bir sürecin içerisine girdik. Ama her günde pişman olduk. Bana denk değil, beni mutlu etmiyor. Çünkü mutsuz kadın demek, mutsuz toplum demek. Toplum demek. Burada ne yapmalı? Karşı taraftakiyle iletişimini, maneviyatını mı yöneltmeye çaba sarf etmeli? Yoksa gerçekten çok zor bir karar olsa da yol ayrımına mı gitmeli? Şimdi Semra Hanım, orada toksik bir ilişki mi var? Yoksa gerçekten sevgiye değer bir ilişki var ama yürütmekte mi zorlanıyoruz? Bunların ayrımı mesela birkaç örnekle bildirin bize. Şimdi, hangisi toksik ilişki, hangisi sevgiye değer ilişki? Seviyorsak, sadece kusurlara odaklanıyorsak olmaz. Bir mücadele gerekir. Kusurları görmemeye çalışarak evet manevi aşka dönüştürebiliriz. Hı hı. Ama ortada toksik bir ilişki varsa... Mesela birkaç örnek toksik ilişkiyle bu hafta ben biliyorsun sosyal evet. medyamdan bahsedeceğim, bahsedemedim. Yapalım inşallah onunla ilgili de bir güzel, sırf bu konuyu alan bir... program ama birkaç örnek. Toksik ilişkide zehirli ilişki. Kendinizi güvende hissetmezsiniz, kendinizi mutlu hissetmezsiniz. Rahatsız olduğunuz şeyler vardır ama inkar etmeyi, üstünü örtmeye çalışırsınız. Hı hı. Eğer böyle manipülasyona uğrarsınız, fiziksel, psikolojik ya da duygusal olarak şiddete uğrarsınız. Böyle bir ilişki varsa tabii ki bunun mücadelesini... Kendini bazen kullanılmış da hissediyor insan. Karşı taraf bu ihtimal ediyor. Tabii değersiz hissedersiniz. O zaman çok mücadeleye girmeye gerek yok sevgili Semra. Ne yapacak? Ya uzmanlardan destek alacak, kararlı olacak ve bitirecek. Ama dediğim gibi bir sevgi ilişkisi ise ufak tefek çatışmaları dönüştürmeye çalışıyorsak orada mücadeleye gireceğiz tamam. tabii ki. Peki bunun için süre var mı? Mesela 20 sene, 10 sene, 7 sene buna değer mi? Hani mesela ne kadar bir mücadele? Zaman alır evet. ama 20 sene de çok uzun. Söyledik. Teşekkür ediyorum. Hemen mesajımı verip umarım herkes mutlu olur deyip diğer soruya geçelim. Çok evet, güzel bir sohbet. Güzel. Çok enerjik. Değerli izleyenler, telefon numaralarımız ekranlarda. Lütfen bizlere ulaşın. Beraberce bu programı en güzel şekilde sizin de merak ettiklerinizle yapalım. Şimdi son yıllarda pek çok insan ilişkilerini sürdürmekte güçlük çekiyor. Özellikle bu pandemide falan da bu dünya olayları da devreye girdiğinde daha da zorlaştı olaylar. Peki sevgiyi bulmak zor mu oluyor artık? Yani insanlar sevgiyi mi bulamıyor? Neden böyle sıkıntılar yaşıyorlar? Sevgi aslında kaybolmuş değil, durduğu yerde duruyor da biz yeni dünya düzeninde sanki böyle ilişkileri ya da evlilikleri flörtün devamı, uzantısı gibi düşünüyoruz. Ya da dizilerde, filmlerde gördüğümüz gibi aşklar arıyoruz ama hayat dizilerdeki gibi 2 saat değil. Uzun bir hayatı paylaşmak için imza atıyorsunuz. Az önce de dediğim gibi bu hayatın içerisinde mücadeleye de hazır olmanız lazım. Emek de vermeniz var. Lazım. Her şey güllük gülistanlık tabii, değil tabii. Ne diyordu filmde? Aslında sevgi emekti. Sevgi iyilikti diyor. O zaman o mücadelenin içerisine girmezsek, hadi sen yoluna ben yoluma, bir kere denedik olmadı dediğimiz zaman iş yokuş aşağı paldır küldür gidiyor. Evlilikler de bitiyor. Tahammülümüz de olmadığı için herhalde tabii, biraz tabii, da. Tabii. Artık tahammül yok. Eskiden anneannelerimiz, dedelerimizin zamanında düşünüyorum da o gaz lambası zamanlarında daha mı fazla işbirliği vardı, daha mı fazla sorumluluklarının farkındaydı çiftler? Çift olduklarını unutmuyorlardı gibi geliyor. Mecburlar mıydı acaba? Bak başka bir pencere açacağım Ebru Hanımcığım. Özür diliyorum değerli izleyenler, biraz realist olacağım ama kadınlar biraz daha mecburdu, mecburdu. Sanki. Mecburdu, evet. Daha özgürlükleri yoktu, maddi manevi mecburdu. Böyle imkanlar şu yoktu anda, tabii canım. Şimdi. Şu anda ezildikleri, o toksik ilişki dediğimiz ezildikleri, baktık geliştiremedikleri, kendi sosyalliklerinin kısıtlandığını gördüğü zaman diyor ki bir dakika ya, yiyorum içiyorum. Tabii. Allah'a çok şükür her şeyim kendim hallediyorum. Bir de eziyet çekiyorum. Bir dakika demeye başladılar. Eskiden diyemiyorlardı. Ama şu da var. Bir de buradan da bakalım. En ufak bir çatışmada da ben zaten ekonomik olmaz. Özgürlüğe sahibim. Onu hadi bana güle güle demek yok, de. Yok onu demiyoruz. İşte bizim o dediğimiz o mücadele, evet, verdikten mücadele sonrası. Şu an çok güzel ama. Bir şey soracağım. Dediği gibi Ebru Hanım'ın. Yani şu an herkes benim evet. ekonomik özgürlüğüm var. Ben yok, zaten her şeyi değil. Yaparım deyip, yok, deyip onun hemen. Onun mesajını da vermiyoruz. Emek vereceğiz ama sağlıklı bir şekilde evet. emek vereceğiz. Takıntılı bir şekilde değil. Ama bazen de kangren olmuş ilişkiyi de kesip atacaksın. Ben bazen etrafımda tabii. oluyor benim böyle çiftler. Tabii. Söylüyorum yani. Ya bu değil ilişki kangren olmuş, değil, bitmiş değil. Artık yani. Bunun tabii biz bunu bilemeyiz ama uzmanlara danışabilirsiniz. Orada da korku aslında o hani güvenli alanında kalmaya çalışıyor. Aslında güvende de değil de statikoyu bozmak istemiyor.
Bir daha nasıl ilişki kuracağım? Kaç sene geçecek? Birini baştan tanımak çok zor değil. O kadar güzel bir dönem tekrar. Ki o dönem canlarım. Ben size söyleyeyim, deneyim en kötü, en zor anın hayatın en güzel anı oluyor. Çünkü oradan ilerlemek çok güzel bir cesaret istiyor. Bu cesaret de Allah size veriyor. Yeter ki kararlı olun. Bunu yaşamış, bilmiş biri olarak söylüyorum. Yani ben de ikinci evliliğimi yaptım. İlk evliliğimde böyle bir kararı vermiş olmam. İyi ki yapmışım böyle bir şey. Çünkü gerçekten hani böyle bir ilişkide çok mutsuz yürüyecek bir ilişki olacaktı. Evet. Ve hayatıma berbat edeceğim. Karşımdakine de aynı şeyi yapacaktım. O yüzden bazen bitmiş olan bir şeyi hissedip oradan tutmayıp bırakmak bence çok daha doğru. Peki soruyorum. Heyecan biterse aşk biter mi? Aslında heyecan bitince aşk bitmez. Şöyle diyebiliriz, ne zaman biter? İşte sadakatsizlik vardır, güven bitmiştir, kirli kavgalar vardır, saygısızlık vardır. Aşk o zaman biter. Heyecan bitti diye hemen aşk bitmez. Ama şöyle demek de istiyorum, nasıl ki şömine ateşini, o odunu atmadığınız zaman ateş bir müddet sonra sönüyor. Aşkınızın da ateşi bir müddet sonra sönecek. Ne yapacaksınız? İltifatlar, işte küçük ilgi, hediyeler, ilgi, alaka, değer verdiğinizi gösterdiğiniz zaman o ateş yeniden yanacaktır. Ay, izleyicimizden bir soru gelmiş. Verelim mi? Ben bunu hepimizin yaşadığına inanıyorum bu arada. Hazır mıyız? Değerli izleyenim, inşallah ekran başındasınızdır. Yöneltiyorum. Diyor ki, sevdiğim insanla kavga ederken nasıl sakinleşeceğimi bilmiyorum. Enerjimi kontrol edemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapmalıyım o anda diyor. İstiyor ki aslında gönül kırmayayım büyük ihtimal. Ama çıldırıyor. Hem kendimi de karşısındakini yakıyor. Ne yapmalı? Sakin olun. Kendini zor yatıştıran işte zor tabii ki. Sakin olmak çok zor. O zaman ne yapacaksınız? Karşınızdakiyle de bir çatışmaya girmek yerine kendini sakinleştiren dokunuş dediğimiz bir dokunuş vardır. Geçin bir kenara, arka odaya. Bir dik şöyle oturun. Burnunuzdan derin bir nefes alın lütfen. Göstermek istiyorum. Yapıp kollarınızı açtıktan sonra kendinize sarılın. Çok doğruyu söylüyorum Semra Hanım, bu bir gerçek. Tamam. Kendinize sarılın. O anda sarılma ihtiyacı hissediyorsunuz çünkü. Kendinizi sakinleştireceksiniz. Bunu 3 kere deneyin. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan yavaşça vererek kollarınızı nefes alırken kocaman açtınız. Ve sonra verirken kendinizi sarılın. Sakinleştiğinizi hissedeceksiniz. 10'a kadar saymaktan çok daha kolay. Peki bir şey daha önereyim. Doğru mu, siz de beni tasdikleyin. Kavga ediyoruz. Kavga ederken hem ses yükselir hem beden uzaklaşır. Çok sevdiğimiz bir insan var karşımızda. Elini ver bir tanem. Ne olur tokalaşıyor ya. Elini verme şekline bak, seveyim seni. Getir öpürenle. Hani sinirliyiz ama yine de canım ben öyle demek istemedim gibi tabii. Bir temas bir anda değiştiriyor. Her şey ben bunu zaten çok yapıyorum bu arada. O yüzden size de sormak istiyorum. Baktım. Olayın rengi başka yere gidiyor. Temas ihtiyacı var aslında. Ama orada dediğiniz gibi itiyor birbirini. Evet. Ama enerji ben yine itiyor. De ona rağmen biraz sabırlı bir insanım galiba. Evet çok ilginç, başardım bunu. Hemen böyle dokunuyorum, uyarıyorum ya da en kötü uzaklaşıyorum sizin de dediğiniz gibi. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi çay içer misin bir tane? Siz de çaylarınızı alın, sohbet çok güzel devam ediyor. Çay içer misin, kahve içer misin deyip böyle tatlı tatlı bazıları diyor ki ay gururum benim asla gitmem. Bakın öyle diyenlere kulak asmayın. Canlarım, bu hayat sizin, yuva sizin. Yani bir şekilde onunla yine aynı yatağa gireceksiniz inşallah. Çünkü çift eşiniz, olduğunuzu unutmayın tabii ki. Değil mi? Ay gurur yap işte, kıymetini bilsin, öyle bir şey yok. Sonuna kadar içinizden geldiği gibi davranın, saygılı, sevgili. Sonrasında olmazsa... Saygı çok önemli yine değil mi? Yine olmaz. Tabii. Aşk da çok önemli de saygının saygı olmadığı yerde hiçbir şey, hepsinin sonu geliyor herhalde değil tabii, mi? Tabii. Çürümeye başlıyor ilişki. Aynen. Peki şimdi, sihirli sözlerimiz var mı ilişkilerimizi geliştirmek için? Biraz tüyo alalım. Sihirli sözlerimiz var. Olmasaydı bu kadar uzun evli kalamazdım diye düşünüyorum. Benim ya 22 senedir. Ay maşallah. Çok şükür evliyiz. Ay, çok gençsiniz. Kaç yaşında evlendiniz oğlum? Yaş sorulmasın canlısı. Çok genç gözüküyorsunuz maşallah. Biz kadınlara yaş sorulmuyor efendim. Çok sadece çok güzel ederim gözüküyorsun ama deyip ne olacak geçiyoruz. Ya, bence bir insan yaşı varsa ve onu göstermez daha büyük bir gururla. Ben hep söylerim valla. Olayım da böyle 40 yaşında. Ay ben 40 yaşındayım falan. Değil tabii ki 40 yaşında. Buyurun efendim. Peki sihirli sözler. Az önce eşim bu konuyu şöyle bir konuşuyoruz. Diyorum ki sihirli sözcükler var mıdır evlilikte? Vardır diyor. Aa. Nedir diyorum? Ayağını yorganına göre uzat diyor. Yani orada ben mesajı aldım. Orada nasıl bana yani? Mesaj verildi. Nasıl yani? Ay bununla ilgili de bir soru var. Çok güzel oldu. Oraya bağlayalım mı? Hiç vakit tabii kaybetmeden ama buyurun. Bir dakika, hemen sihirli sözleri söylüyorum. Tamam. Haklısın.
üzgünüm, ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun, teşekkür ederim gibi kelimeleri kullanırsanız bunlar sihirli kelimelerdir. Ay bir daha söyleyelim hadi. Haklısın, üzgünüm, ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, bana yardım eder misin? Bu da çok önemli. Yardım istemekten çekinmeyin lütfen. Eşinizden yardım istiyorsunuz. O da kendisinin o duygu, işe yaradığı duygusu. Size yardım etme, sevgiyle yardım edecektir. Bunu istemekten de çekinmeyin. Teşekkür ederim demeyi de unutmayın. Belki yardım ederken kendine de yardım edecek karşı taraf değil evet, mi? Doğru. O da var. Güzel. Şimdi güzel tam cümle. Da orada bir tane çiftimiz yazmış. Demiş ki valla cinsiyet belirtmemiş çünkü no name bir sayfa gizli tutmuş. Efendim kendinizi ifşa ederseniz daha mutlu oluruz, yardımcı olabiliriz. Şöyle bir şey yazmış. Demiş ki aslında ben kocamı seviyorum. Fakat hiçbir şekilde benim beklentilerimi karşılamıyor. Maddi anlamda da diye belirtmiş. Şimdi evlilikten ne bekliyoruz? Karşılıklı bir geçim değil mi? Ya soracağım. Ben onun sorduğunu vesileyim. Hiçbir beklentime yanıt vermiyor. Sevgim sevgisizliğe dönüşüyor. Ne yapmalıyım? Maddi manevi beklentilerimi karşılamıyor. Evet. Zor. Ama şöyle çok maddiyat üzerine de düşünmeyelim. Evlilik bir alışveriş değil bir kere. Maddiyata da çok odaklanmayalım. İki, mutlu olamıyorum diyorsunuz. Öncelikle kendinizi mutlu etmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü partneriniz de bir insan. Onlar da mükemmel değil. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Olur böyle şeyler. Belki kör noktalarınız vardır da fark etmiyorsunuzdur. Belki hatalarımız vardır. Konuşarak anlaşabiliriz. Beklentilerinizin ne olduğunu bilmiyor olabilir karşımızdaki. Bence konuşarak... Mesela şimdi kadın çalışıyor ya da çalışmıyor. Yetmiyorsa maddiyatı. Erkeğin yükümlülüğü değil midir onu karşılamak Ebru Hanım? Erkeğin de varsa var yani, ve yapmıyorsa tabii bu bir sorun ama yoksa ne yapsın adam? Var ve yapmıyorsa diyorlar. Yani varsa yapmıyorsa, değer göremiyorsanız, eksik hissediyorsanız kendinizi orada zorluk mesela var. Mesela şimdi bazen de oluyor adamın gücü yok yani bunu yapmaya. Tabii, görüyor tabii. O konusundan komşusundan istiyor ki o da tabii, bana tabii, yapsın. Tabii tabii bir yarışa giriliyorsa. Her bayan ya da erkeğin de kendine göre beklentileri oluyor. Bayanın da oluyor. Tabii. Ama şimdi yokken adam ne yapsın? Ne bu yapsın? Sefer adam da strese giriyor. Bir de kıyas da güzel bir şey değil Semra Hanım. Hı. Eğer kıyaslamaya kalkarsak onun osu var, bunun osu var, onun kocası tüccanı yapmış. Orada ya da şu iş... bazı mesela kişi de var bu sefer de vermiyor ya da bir önceki deneyimlerinde kadın bunu görüyor yapmış. Sen ona yapmışsın buna yapmışsın niye tabii. Bana yapmıyorsun bu da bir sorun ama. O da sorun tabii ki. Yani öyle. Ay bir soru daha geldi hemen soruyorum efendim çok enteresan. Diyor ki seviyorum ama huylarını sevmiyorum. Aa. Nasıl sevgi oldu? Sevgi efendim okuyorum devam bütün ediyorum. Bütün kabul etmemiş. Demek ki o manevi sevgiyi yaşayamamış. Manevi sevgi değil bakın. Bak okuyorum ben. Valla burada ifşa etmeyeyim ama okuyorum şu anda. Diyor ki seviyorum ama huylarını sevmiyorum. Hep ben böyleyim lafına sığınıp çekiliyor. Hep kendi tabuları var ve bu beni itiyor. Nasıl değişmesine yardımcı olacağız? Kişi istemiyorsa, kişi istemiyorsa kimseyi değiştiremeyiz. Karşımızdakiyle diyorum ya konuşmamız lazım. Ben senin kör noktalarını gördüm bunlar. Sen bendekileri görebiliyor musun? Karşılıklı konuşalım, anlaşalım. Şimdi sürekli kusurlarını görüyorsak o aşkı bitirir. Ne diyoruz hep mükemmel aşkı aramayacaksınız. Mükemmel aşk diye bir şey yok. Karşınızdakini kusurlarını mükemmelleştirebiliyorsanız yani görebiliyorsanız zaten orada aşk ve maneviyat başlıyor. Yoksa ben çok seviyorum karşımdakini ama kusurları yüzünden... Olmaz. Diyorsun. Olmadı o iş. Burada biraz kendimize de bakmamız biraz gerekiyor kendimize karşılıklı. Bakalım. O zaman sorularımız devam edecek ama ne yapıyoruz? Reklam hiçbir yere ayrılmayın ne olur. Çok keyifli bir program devam ediyor. Şimdi reklamlar. Evet efendim yine buradayız. Çok güzel gidiyor. Sorular geliyor. Şimdi ben bir soru daha soracağım. Hemen izleyicimizle vesile olayım. Hızlı devam edelim. Şimdi Ebru Hanımcığım diyor ki eşime aşık olarak evlendim. Çok da iyi anlaşıyoruz. Fakat ne güzel. Maalesef ailesiyle geçinemiyorum. Aman Allah'ım bu soruyu ben sordum diye sanmayın ki benle ilgili şey. Ben maşallah çok şanslıyım. İki aileyle de maşallah. Çok iyi anlaşıyorum. Hem kendi ailem hem onların ailesi hem de onlar birbiriyle anlaşıyor. Allah herkese böyle nasip etsin. Aha. Ama diyor ki kayınvalidemle, kayınpederimle hiç anlaşamıyorum. Göresim yok diyor. Eyvah, peki varız. Ben bu ilişkiyi nasıl devam nasıl? Ettireceğim? Efendim eşiniz hayatınızın bir parçası. Ailesi de eşinizin hayatının bir parçası. Bunu kabullenmek zorundasınız. Kimseyi değiştiremezsiniz. Saygı duyacaksınız. Hoşgörüyle yaklaşacaksınız. Çünkü medeni olmak bunu gerektirir zaten.
hoşgörüyle yaklaşacağız. Anlamaya çalışacağız. Yani mesajımız şu mu Ebru Hanım? Doğru anlayalım. Kabul etmek zorunda olduğumuz noktalardan bir tanesi mi? Var. Ailesini Merveciğim. Silemeyiz. Evet. Çünkü dedim ya hayatımızın bir parçası. Ama mesela birkaç öneri verebiliriz. Ne yapmalı? Mesela hiç diyor ya göresi gözüm yok yazmış yani resmen ben yazmış. Ben orada erkeğin tutumu ya da bayanın birazcık tutumu önemli. O dengeyi evet, koruyacak. Karşıdaki kişinin artık bayan erkek mi kadın mı birazcık onların yönlendirmesi lazım. Ebru Hanımcığım haftaya yine buradan devam edelim mi? Çok güzel ilişkilerden bahsedelim. Sözlerinizi alalım izleyicimize haftaya bizimle beraber olmalarına dair. Sonra maalesef süremizin sonuna geleceğiz veda edeceğiz. Çok buyurun. Bitti yine. Herkese aşk ve sevgi diliyorum. O manevi aşka kavuşmanızı diliyorum. Evet. Merveciğim. Ben de. Herkese o manevi aşkı tatmasını diliyoruz. Diliyoruz. Ay Allah'ım. Adamları da Allah ayırmasın diyoruz. Allah herkesin yuvasına bereket versin, sevgi, aşk, muhabbet versin. Denk gelmeyenlere de duamız olsun. Mübarek 3 aylarda izlediğim gibi. Allah nasip etsin. Haftaya yine aynı saatte sizlerle olacağız. Öpüyoruz kalbinizden. Hoşçakalın. Hoşçakalın.